Ben Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü öğretim görevlisi Doktor Coşkun Doğan. Konum kültürler arası buluşma noktası ve toplum çevirmenliği. Bu yüzyılın beraberinde getirdiği iletişim ve ulaşım alanında hızlı yaşam biçimi, uluslararası arenada insan hareketliliğini arttırmış ve buna paralel olarak farklı kültürlere sahip toplumların kolay buluşmasını sağlamıştır. Bu birliktelik farklılıkları kültürlerin iletişim ve etkileşimini sağlamıştır. Her bir kültür kendini anlatmaya ve diğerlerini anlamaya yönelik eğilimler göstermektedir. Farklı kültürler arasında oluşan bu iletişim bağı, farklılıklar içerisinde ortak yaşam şeklini geliştirmiştir. Çoklu kültür yapısı içinde bu uyum süreci kavram olarak kültürler arasılık olarak adlandırılmış karşılıklı hoşgörüye dayanan bir yaşam biçimidir. Bu yüzyılın beraberinde getirdiği iletişim ve ulaşım alanında hızlı yaşam biçimi, uluslararası arenada insan hareketliliğini arttırmış ve buna paralel olarak farklı kültürlere sahip toplumların kolay buluşmasını sağlamıştır. Bu birliktelik farklı kültürlerin iletişim ve etkileşimini sağlamıştır. Her bir kültür kendini anlatmaya ve diğerlerini anlamaya yönelik eğilimler göstermektedir. Farklı kültürler arasında oluşan bu iletişim bağı, farklılıklar içinde ortak yaşam şeklini geliştirmiştir. Çoklu kültür yapısı içinde bu uyum süreci kavram olarak kültürler arasılık olarak adlandırılmış karşılıklı hoşgörüye dayanan bir yaşam biçimi şekline dönüşmüştür. Farklı kültürlerin buluştuğu her yerde toplum çevirmenliği gereklidir. Kültür arası iletişimin sağlanması için sadece dilsel iletişim yeterli değildir. Bu anlamda çoklu kültür bilgisine sahip ve toplumun düzenini de tanıyan toplum çevirmenleri farklı kültürlere anlaşma zemini sağlamaktadır. Toplum çevirmenliği bugün dünyada sadece uluslararası boyutta yaşanan insan kaynaklı olaylarda değil, afet boyutunda doğal olaylarda ve büyük kültür spor organizasyonlarında uluslararası işbirliği antlaşmalar çerçevesinde de görev almaktadır. Toplum çevirmenliği bu yüzyılın yapay zekaya dair kültürler arası dilsel iletişimin ötesinde hoşgörü temelli kültürlerin buluştuğu iletişim hizmeti zeminidir. Kültürler arasılığın tanımını kısaca şöyle yaparsak, yani öncelikle kültür nedir? Kültür Latince colere sözcüğünden gelmektedir. Ve bilindiği gibi temel olarak bu sözcük ekin, sipariş, bakım şeklinde adlandırılmakta ve bir dönem doğa kavramı ile birlikte kullanılmış olsa da kültür insanoğlunun doğasında kendi varlığını sürdürebilmesi için sunduğu olanakları da yaşam deneyimleri oluşturması demektir. Oldukça çok tanımı olan kültür kavramı sadece insanla iniltili özgün deneyimler sonucu elde edilen deneyimlerdir. Yani bu anlamda kültür doğal olaylar dışında insanoğlunun eli ve dili ile yaptığı tüm ürünleri kapsamaktadır. Özellikle teknolojik gelişmeler sonucu farklı kültürlerin karşılaşması bu bağlamda daha kolay ve hızlı gerçekleşmeyi sağlamıştır. Bugün dünyada yaşanan küreselleşme ile birlikte uluslararası ilişkiler inanılmayacak derecede artmıştır. Bu bağlamda toplumlar arası iletişim ve etkileşim her alanda kendini göstermiştir. Kültürel değişim araçları, örneğin küreselleşme, göç ve medya gibi kültürler arası iletişimi gerekli hale getirmiştir. Kültürler arası iletişim günlük yaşamın her alanda farklı kültürlere mensup insanların birbiriyle etkileşimi anlamındadır. Yani kısacası kültür değişim gösteren bir olgudur. Bu açıdan bakıldığında farklı kültürlerin bir araya gelmesi, kültürlerin farklı yaşam değerleriyle karşılaşmaları nedeniyle belli bir değişim göstererek birbirinden farklı bir yapıya bürünmektedir. Çok çeşitli olan kültürler o bölgeye hakim ana üst kültürün bir alt kültürü biçimine dönüşürler. Genelde siyasi olarak algılansa da bu süreç farklılıkları bir arada uyum ve barış içinde yaşamalar için bir koşul durumundadır aslında. Kültürler arasılık farklı kültürlerin özgünlüklerini ön plana çıkarmakta ve bu çerçevede de kültürler arasında gelişecek iletişim sağlanması demektir. Toplum çevirmenliğini kısaca tanımlarsak ve amacı nedir ona bakarsak,
Çeviri bu son çeyrek yüzyıl içerisinde büyük bir paradigma değişimine uğramış. Yani bunun nedeni de farklı bilimsel disiplinlerle olan çok yakın ilişkisi sonucu mecburen kendine özgün bir bilimsel alan haline gelmesi ön koşul olmuştur. Özgün bilimsel olarak çeviri alanla ilgili yapılan çalışmalar, ilgili yeni terimler üretmek zorunda kalmıştır. Mesela bu alt üst terimler, üst terim olarak yazılı sözlü çeviri, alt terim olarak da her bir yazılı ve sözlü çevirinin kendine özgün isimleri oluşturulmuştur. Sözlü çevirinin bir alt türü olan toplum çevirmenliği, farklı ülkelerde öncelikle farklı ülkelerde yaşayan kimselerin o ülke halkına sunulan kamu hizmetlerinden faydalanmasını sağlayan bir çevirmenlik türüdür. Hatta birçok ülkede kamu hizmeti çevirmenliği adı altında da kullanılmaktadır. Bu bağlamda bakıldığında uluslararası arenada insan hareketlilerinin çoğalması, Wolf'a göre sosyal bir eylem olarak toplum çevirmenliğinin kapsamı alanına girmektedir. Gönüllülük esasına dayanan bu toplum çevirmenliği insan yaşamında ihtiyaç duyulan her alanda sağlık, güvenlik, afet, çatışma ortamı, göç hareketlilikleri, yargı, spor gibi her alanda kullanılmaktadır. Toplum çevirmenliği farklı dil ve kültüre mensup toplumlara bulundukları yabancı ortamda iletişim hizmeti sunmaktadır. Bunların hem kendilerini ifade etmeleri hem de diğer farklılıkları tanımalarını sağlayacak tanıtmalar yapmaktadır. Ayrıca toplum çevirmenliği aracılığıyla farklılıkların geldiği yerde yerel halkın yaşam biçimleri tanıtılırken farklılıklarla birlikte nasıl uyum içerisinde yaşaması gerektiği konusunda bilgi verilmektedir. Kültürler arasılık ve toplum çevirmenliği ilişkisine bakarsak, kültür toplumu bir arada tutan zaman içerisinde oluşmuş değerler bütünüdür. Toplumsal bir miras olarak görülen kültür, ilgili toplum ihtiyaçlarına göre değişim gösterebilmektedir. Tüm insanlığın ortak yaşam alanı olan dünyada yaşanan tüm gelişmeler, toplumların kendi kültürünün ve yaşam tarzlarını yeniden değerlemeye almaları gerekmektedir. Kültürel arasılık hem kendi kültürünü hem de yabancı kültürü karşılıklı olarak anlamayı gerektirmektedir. Ancak böyle bir kültürlenme küçük yaşta mı yoksa yetişkin olarak mı olasıdır? Bu tartışma konusudur. Gerçek odur ki küreselleşen dünyada kültürler arası iletişimin ve etkileşimin kaçınılmaz olduğudur. Bu anlamda kültürler arasılık bir kültürün başka bir kültürün üstünlüğü yerine eşit zeminde kültürel çeşitliliğin uygulanması ve birlikte yaşanması anlayışını yerleştirmesi demektir. Bu ortak dil bu kültürler arasındaki ortak bir dil olmalı ve bu ortak dil çeviri dilidir. Çeviri sadece sözcükten sözcüğe çeviri değil, kültür ve toplum odaklı bir çeviri eylemi olmalıdır. Bu çeviri eylemi sadece farklı dilleri değil, aynı zamanda ilgili dillerin kültürleri ve toplum yapısını tanıyan çeviri türüdür. Bu da sözcük çeviri türlerinden bir tanesi olan toplum çevirmenliğidir. Sonuç olarak çeşitli nedenlere dayalı olarak dünyadaki insan hareketlilikleri öteden beri farklı kültürlerin tarihsel süreç içerisinde karşılaşmalarını sağlamıştır. Özellikle her alanda yaşanan bu yüzyılda inanılmaz gelişmeler, farklı ve sosyal kültürel yapıya toplumların daha kolay ve daha çabuk bir araya gelmesine olanak sağlamıştır. Bu bağlamda kültürler arası iletişim ve etkileşim, farklılıkların birbirlerini tanımalarına ve katı değer yargıları çerçevesinde oluşan ön yargıları ortadan kalkmasına yardımcı olmuştur. Ortak bir yaşam alanında ortak kültürel olguların oluşturulmasının temelinde birbirini anlamak yatmaktadır. Karşılıklı birbirini anlamak da ortak dil ile olasıdır. Yani çeviri farklı kültürler arasında kültürel iletişimi sağlayan bir olgudur. İki farklı kültürün birbirine yakınlaşması ve etkileşimi sonucu ortaya çıkan kültürler arasılık düşüncesi melez bir kültürün ürünüdür. Kültürler arasılığın sağlanması çevirinin özellikle ve çevirinin toplumsal yönüyle iniltili çalışmalar yürüten toplum çevirmenliğinin görevidir. Bu anlamda dünyada bu çağda her alanda yaşanan yoğun uluslararası ilişkiler toplum çevirmenliğinin gerekliliğini göz önüne sermektedir.
Toplum çevirmenliği, farklı kültürleri, varlıklarını sürdürme şansı buldukları yerde ortak değerler çerçevesinde de buluşturma ve farklı kültürlerin uyum ve hoş